Ah, günaydın Faruk Bey. Günaydın Sadık. Ne diyorsun? Ah, yüzünüzü mü değiştirdiniz? Güzelmiş. Hayır, tabii ki nişanlımı değiştirdim. Eskisine döndüm. Hayat ne garip sürprizlerle dolu, değil mi? Evet. Ya inşallah bu sefer de hayırlı olur. İnşallah. Ben odama geçeyim, sizinle toplantıda görüşürüz. Tamam. Ha Sadık. Efendim? Çalışan parıldar. Ne haber bacanak? İyi. Senden? Faruk Bey'i gördüm. Haberin var mı? Evet. Nişanlıyı değiştirmiş. Ya bir de utanmadan söylüyor ya. Ne tuhaf bir adam bu. Adam çapkınlığıyla gurur duyuyor abicim. Böyle adamları kendi haline bırakacaksın. Adamın her şeyi fos. Nasıl oluyor da işinde iyi onu anlamış değilim ben. Aslında Faruk Bey'den nefret etmeme rağmen şu son günlerde burada rahat nefes alabiliyorum, biliyor musun? Bizim çocuklar büyüdü. Birer kabus oldular. Ya burası daha sakin diyorsun yani. Siz zor bir döneme girdiniz hakikaten, değil mi? Ya Cem'in yeni kız arkadaşı mı dersin? Sonra Ceren'le Tuğçe çok iyi sıkı fıkı arkadaş oldular, onu mu dersin? O sonra o Çilek var ya, Çilek. Feci, feci. Aa, ne yapıyor? Çilleri geçsin diye yüzüne kremler falan sürüyor. Sonra her sabah okula giderken eteklerini buralara kadar sıvıyor. Eyvah eyvah, ne diyorsun sen ya? Yani iki kız bir oğlan, hangi birine koşacağımızı şaşırdık ya. Neyse. Sen de haberler ne? Abi toprağın çiliğin kıvamına gelmesine daha bir iki senesi var. Ya bizdeki takışmalar genelde klasik işte. Derslerini yaptın mı, yemeğini bitirdin mi falan filan.